Çok değerli genel başkanım, kıymetli Balkan ve Rumeli kökenli yurttaşlarımızın İstanbul'da kurmuş oldukları dernekler, vakıflar, yapılar, federasyonlar, farklı sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve onların başkanları, yöneticileri, sizlerle bir arada olmak, sizlerle Ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında buluşmak elbette benim için çok kıymetli ve özellikle bir Rumeli kökenli ailenin bireyi olarak da Sayın Genel Başkanımla birlikte sizleri burada Genel Başkanımızın nezdinde ağırlamak bizler için büyük bir onur ve gurur. Tabii buluşmanın, bereketin ayıdır Ramazan. Dolayısıyla Ramazan ayınız mübarek olsun. Umut ederim her birimizin, eminim ki başta kendi evi, yuvası, sonra yaşadığı şehri, ülkesi, memleketi ve hatta bütün insanlık için yapmış olduğu bütün güzel duaların, güzel temennilerin karşılık bulmasını diliyorum. Balkan kökenli yurttaşlarımızla, soydaşlarımızla, mübadillerimizle uzun yıllara dayalı güçlü dostluk bağlarım oldu ve açıkçası sizlerin ortak karakter özelliklerinizi de bildiğimi düşünüyorum. Bilirim ki içinizde çok güçlü bir vatan sevgisi vardır. Milli, dini, insani hassasiyetleriniz çok kuvvetlidir. Çalışkanlığa ve dürüstlüğe çok değer verirsiniz. Tabii ki kimliğinize ve kültürünüze özenle sahip çıkar, yaşatmak, geliştirmek için de çok çaba sarf edersiniz. Tabii ki tarihsel süreçte biliriz ki acılarla dolu bir geçmişin izleri canlı olsa da hayatı sever ve aynı zamanda herkes için, ama herkes için en yüce duygularınızla barış ve huzur dilersiniz. Bunu da biliyorum. İstanbul'un en değerli renklerinden, en özgün seslerinden birisiniz. Bu duygularla tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dolayısıyla bu buluşma elbette benim için de çok çok kıymetli. Tabii bir başka buluşmamız var. O da 3 gün sonra sandıkta yeniden buluşacağız. Bu buluşmayı da elbette önemsiyoruz. Dilerim 16 milyon İstanbullu hemşerime olduğu gibi sizlere olan hizmet borcumu da 5 yıl içerisinde layıkıyla yerine getirmiş ve gönlünüzde güzel bir yer edinmiş durumdayımdır. En çok dileğim ve isteğim budur. Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım boyunca girdiğim tüm sınavlardan başarıyla geçtiğime inanıyorum. Tabii benim inancım elbette yetmez. Bu sınavlardan başarıyla geçip geçmediğimin temel verisini, en güçlü sınavını 3 gün sonraki buluşmamız verecek. Bu bağlamda bugünlerdeki buluşmalar, sokaklarda, caddelerde, meydanlardaki selamlaşmaları
bir nevi bu 5 yılın bir helalleşmesi olarak görsem de esas sınavın sonucunu pazar günü verecektir. Ama yine de örneğin metro sınavından, yeşil alan ve altyapı yatırımları sınavından, halkçı belediyecilik sınavından, kadın hakları sınavından iyi notlar aldığımı düşünüyorum. Bu anlamda son dönemde ve süreçte toplumumuzun beklentisi olan her hususta sizleri, özellikle toplumumuzun her kesimini, başta mağdur olmuş bu dönemdeki ekonomik krizin insanları yoksullaştırdığı dönemlerde onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da bir önceki dönem son 5-10 yılla özellikle kıyaslanmayacak derecede yüksek notlar aldığıma inanıyorum. Dediğim gibi esas olan tabii daha önemli bir sınav, çok önemli bir sınav var ki o da ben o noktada yine iyi puan aldığıma eminim. İçimdeki hissiyatı söylüyorum elbette. O sınavda dürüstlük sınavıdır. Dürüstlük sınavından da iyi puan aldığımdan kuşku duymuyorum. Çünkü bana tam puanı aslında bizzat hükümet verdi. 5 yılda bizi hiç boş bırakmadı. Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde, ki 5 yıl bile sayılmaz, zaten 3 ay eksik. Niçin eksik olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tam 1019 kere inceleme ve teftişe tabi tutulmuş bir dönemi yaşadık. Bizden önceki 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm kurumlarıyla sadece 147 kez incelenmişti. Biz ise tam 1019 kere incelendik. Soruşturmalar geçirdik ama aleyhimize hiçbir şey bulunamadı. Yani açıkçası 1019 kere bir nevi aklanmış olduk. Milletin parasını sadece millete verdiğimiz bu süreçte açıkçası tam 1019 kez tescil edilmiş oldu. Buradan bu yoğun teftişe bizi tabi tuttukları için kendilerine halkımız huzurunda teşekkür ediyorum. Kaldı ki teftiş ya da müfettişlik heyeti bizi asla rahatsız etmez. Yaptığımız görev gereği tabi olmamız gereken husus zaten böyle olmalı. Ama kıyaslandığında normalin çok çok üzerinde, ki bizden önceki dönem kıyaslandığında normalin çok çok altında bir durum olunca da bunu halkımızın gözünün önünde ifade etmekten de geri durmamalıyız diye düşünüyorum. İşimizi hukuk içinde ahlaktan ve adaletten ayrılmadan yaptığımız, tabiri caizse 1019 kez yine bu marifetli tutumları ve davranışları sebebiyle hükme bağlanmış oldu. Bunları ben söyleseydim, size bu şekilde anlatsaydım bu kadar ikna edici olamazdım elbette. O nedenle yine hepinizin huzurunda bu iftar sofrasında 1019 kere soruşturup 1019 kere aklayan ve günlerce, aylarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesai harcayan tüm yetkililere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten de 5 yıl boyunca
dürüstlükten ve adaletten şaşmadan çalışmaya ve siz kıymetli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye çok çalıştık. Bütün arkadaşlarımla çalıştık. 90 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla, yine kurumumuza hizmet eden yüklenici firmalarla ve elbette siyasi yol arkadaşlarımla, meclis üyelerimle birlikte çok çalıştık. İstanbul'un bütün sokaklarında başımız dik gezebilmek için çok çalıştık. İnanınız bütün bunları yaparken ailem, akrabalarım, komşularım, hemşerilerim, yani sizler ve bütün İstanbullular bizden razı olsunlar diye ve bize helallik versinler diye çok çalıştık. Görevimizin gereğini yaptık. Ve elbette ülkemize, milletimize, cumhuriyetimize ve her daim mahcup olmayı asla istemediğimiz bir çift mavi göze ve onun cumhuriyetine layık olabilmek için çok çalıştık. Herkesin gönlünde güzel bir yer edinebilmek için çok çalıştık. Dilerim bir 5 yıl daha şehrimi, ülkemi, milletimi çok sevdiğimi ispat edeceğim bir sürecin başlangıcında yine çalışma fırsatını bizlere verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve dilerim bir 5 yıl daha bu şehrin güzel insanlarına, annelerine, babalarına, çocuklarına, gençlerine, evlatlarına ve de evladı Fatihan torunlarına hizmet etmek yine nasip olur. Bu duygularla güzel Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında sizlerle bir arada olmak benim için büyük onurdur. Buradaki çok saygıdeğer, çok özel insanlarla, hanımefendilerle, beyefendilerle bir arada olmak benim için bir onurdur. Aynı zamanda sizleri şehrimizde çok saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ile birlikte ağırlamak da yine benim için büyük onurdur diyerek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diyorum. Sağ olun, var olun.